Yaşar Kemal, İnce Mehmet adlı romanının son bölümünü okuyor. Sarısı toparlak değil, uzun olacak. Yumurta gibi. Kulaklara kalem, alnı akıtma sakar. Bacakları belinin uzunluğuna bakarak kısa. Rengi ne al, ne doru, ne kula, ne de kır olacak. Rengi pare pare benekli. Demir kır olacak. At Koca Osman'ın evinin önünde bekliyordu. Kişniyor, eşiniyordu. Beli incecikti. Gözleri kız gözleri gibiydi. Işıltılı, kederli. Kuyruğu topuklarına kadar sarkıyordu. Süzülüyordu. Yalısı sağa yatmıştı. Koştuğu zaman dürülür. Kaval gibi olurdu. Büyük bayramla birlikte af da çıkmıştı. Dağdaki eşkıyaların çoğu, birkaçı hariç, hemen hepsi inip tüfeklerini teslim etmişlerdi. Jandarma dairesinin avlusunda türlü türlü eşkıya. Bekleşip duruyorlardı. Koca Osman atın yalısını okşayıp, incememedi mi? Şahinime de layık dedi. Oğluma da layık bu at. Köylüler layık dediler. Koca Osman atın sırtına atladı. Ben Şahinimle 2 güne kadar kalmaz gelirim. Gidip Endel'in köy yerinden davulcuları çağırın. Çifte davullar duyulsun. Kasabada vay vay köyü İnce Mehmet'i böyle karşılamalı. Herkesin eşkıyaları yaya gelir. Bizim İnce Mehmet'imiz Arabat'tan. Koca Osman atın dizginlerine asıldı, doldurdu. Toroslar tüm maviye batmıştı. Morarıyordu. Af haberini İnce Mehmet'e cabbar getirdi. İki eski arkadaş uzun uzun kucaklaşıp konuşmadan yan yana oturdular.